Merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle internet alışverişimi yorumlayacağız. Ne kadar ürünler fotoğraftakilerle aynı veya değil, ne kadar kaliteli veya ne kadar kalitesiz onlara bakacağız. Bugün ben genelde kıyafet alışverişi, ayakkabı alışverişi ve çanta alışverişimle ilgili bir tane video çekmeye karar verdim. Eğer onlar dışında da farklı materyallerle ilgili alışverişimi merak ederseniz onlar için de video çekebilirim. Birkaç aydır bekliyordum. Koronadan dolayı biraz gecikti çoğu. Ama bugün anca geldi birkaç tanesi. Bir daha gelmeyen de var ama ben daha dayanamadım. O yüzden hemen video çekmek istedim. Kısa olsun. En azından elimde olanları görmüş olursunuz. Biliyorsunuz ben Japonya'da yaşıyorum ve o yüzden burada aldığım ürünler vesaire genelde Japon malı veya Çin malı vesaire oluyor. İnternet alışverişini seviyorum çünkü daha kolay elinize ulaşabiliyor ürünler, daha kolay inceleyebiliyorsunuz. Ben de bu alışverişimde çoğunlukla ayakkabıya biraz yoğunlaştım çünkü ayakkabı çok seviyorum. Sipariş verdiğim siteye beraber bakacağız aynı zamanda. Fotoğraftakiyle ne kadar aynı veya değil beraber bunu yorumlayacağız. BC Style diye bir site var. Bu site sanırım Kore sitesi olabilir veya Çin, emin değilim ama Japonya'dan, işte Çin'den veya Kore'den sipariş veriyorlar. Oradan da bana geliyor. Hemen hemen neredeyse 2 yıldır bu siteden alışveriş yapıyorum. Genelde parti elbisesi veya kıyafeti almakta kullanıyorum. Çünkü çok tatlı ve çok şık elbiseler var. Ve ucuz aynı zamanda. Alışveriş geçmişime bir bakalım. Bir de Wish'ten ayrıca bir siparişim var. Wish'ten şu an elimizde bir ayakkabı var gelen. 2 tanesi VC Style'dan, bir tanesi de Amazon'dan. Önce BC Style sitemize açıyoruz. Şimdi ben bu üründen sipariş verdim. Grisinden, yani bundan. Şimdi bu görmüş olduğunuz gri rengini ben sipariş verdim ve bana ulaştı. Çok tatlı ve şık görünüyor. Açalım bakalım. Tada! Yorum yapmam gerekirse fotoğraftakiyle hemen hemen aynı görünüyor. Şöyle bakın. Aynı gri renk. İplikler de aynı. Konforunda ben aslında bunu çok merak ettim ve bir kere giydim dışarıda. Rahat bir ayakkabı, hafif bir ayakkabı. O yüzden kuş için falan çok iyi ama nedense küçük ayak sadece parmağımı biraz yara yaptı. Sadece sol tarafı yara yaptı. O da herhalde daha yeni olmuş olduğuna vereceğim. Daha açılmadığı için içi diye düşünüyorum. Onun dışında başka şikayetim şu dil kısmında dikiş izleri duruyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Rahat, hafif, koşulabilir. Sadece bir süre sonra bu taraf, ayak sadece parmağınız biraz acımaya başlıyor ama da yere band yapıştırarak artık idare edilebilir gibi hissediyorum. Onun dışında çok memnunum. Ben buna neredeyse 10 üzerinden 7 verebilirim belki. O da rahatlığına, konforundan dolayı kırdım. Şu ayakkabıdan, aynı gördüğünüz bu ayakkabıdan sipariş verdim. Bende bu ayakkabıda neredeyse 3 tane çift vardı. Onları Wish'ten almıştım ucuza. Onları zaten bir yıl giyip falan attım çünkü topukları bozuldu. Bu sefer de bu siteden bu tarz ayakkabıyı almayı deneyeyim dedim. Ve bunu aldım. Bu ayakkabıya da bakalım nasılmış. Daha bunu hiç açmadım bu arada. Şimdiden bayıldım diyebilirim çünkü. Neredeyse aynısı fotoğraftakiyle. Bu şekilde. Aksesuar var. İçi düz siyah ama. Ve tabii ki iğrenç bir plastik kokusu var şu an üzerinde. Yani görünüş olarak tıpatıp aynısı diyebilirim. Bir de konforuna bakalım. Fotoğraftakiyle pembeliğin gibi aynı var. Konforuna gelirse bana biraz küçük geldi. Kırk numara olmasına rağmen birazcık küçük gibi hissettim ama ince çorap giyerseniz bence rahat olabilir. Evet, şimdi gelelim başka bir ürüne bakalım. Bu sefer de Amazon'dan gireceğim. Çanta sipariş vermiştim. Siyah bir çantam yoktu. Şu an gerçi arkamda görünüyor. Önce onun bir sayfasını açalım. İki çanta arasında kararsız kalmıştım. Sadece 2 dolar fark vardı. O yüzden ucuzunu aldım yine. Şöyle bir alayım. Bu da hemen hemen fotoğraf bile aynı zaten. Aksesuarı bile aynı gördüğünüz gibi. Çok tatlı bir aksesuarı var. Amelie yazıyor bu. Tabii ki marka değil. Çakma bir çanta. Tek rahatsız olduğum şey şöyle. İçinde çok iğrenç bir ses çıkıyor.
şeymiş gibi, poşet varmış gibi içinden mesela çıkıyor ama onun dışında dış görünüşü çok tatlı ve çok hoş. İçinde bir sürü güzel saklama alanı vesaire var. Yani zaten ucuz bir şey istiyordum. Çok da kullanacak değilim. O yüzden memnun kaldım bundan da. Şimdi diğer bir ürüne geçiyoruz. Bu sefer de Wish'ten aldığım bir ayakkabıya geçiyoruz. Hemen Wish'i açalım. Bu arada benim dediğim gibi Wish'ten çok fazla alışverişim var. Eğer Wish'ten aldığım ürünleri merak ediyorsanız bunun için de özel sadece Wish alışverişiyle ilgili bir video da çekebilirim. Çünkü para iadesi konusunda çok şeyler. Yani direkt para iadesi alabiliyorsunuz. Hemen bakalım. Sipariş geçmişime gir. Evet, bu görmüş olduğunuz ayakkabıdan sipariş verdim. Bende bu pembesi var bu arada. Çok severek giymiştim. Kış aylarında, yağmurlu günlerde falan. Ama çabuk kirlendi. Bu sefer de beyazını almak istedim. Çünkü beyaz ayakkabım yoktu. O yüzden bunu tercih ettim ve bunu aldım. Bakalım bu da benziyor mu? Ama ilk seferde zaten memnun kalmıştım. O yüzden de farklı bir şey çıkacağını hiç sanmıyorum. Çok tatlı. Şuna bakın. Bembeyaz. Tertemiz. İçinde böyle yıldız desenleri var. Çok tatlı. Pembesinde leopard desenler vardı içinde. Hoşuma gitti. Rahatsız eden bir tarafı yok. Fotoğrafta da aynı görünüyor. Şöyle bakınca biraz kremsi bir beyazlık var. Bunun da kuaföründen memnunum ama kaç numara bu? Genelde bu Çin markası ürünlerle biraz daha büyük numara söylemeniz gerekiyor kendi ayağınızdan. Çünkü küçük oluyor genelde. Tecrübemden dayanarak söylüyorum. O yüzden ben galiba bunu 40 numara falan söyledim. Normalde 38-39 giyen biriyim. Ama garanti almak için büyük söyledim. Bunlar da çok rahatım oldu. Çok şirinler. Bayıldım buna. Pembesiyle zaten aynı. Rahatlığı da aynı. Çok sevdim. Bu da kışın da giyilebilir. Biraz kombinlemesi zor olabilir beyaz olduğu için ama etekle, elbiseyle falan çok tatlı olmamış gibi geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Bu arada bu kadardı siparişlerim. Şu anda elimde olanlar bu kadardı. Daha gelecekler var. Onlar geldi Amazon'dan aldığım kozmetik tarzı şeyler ve Wish'ten yine sipariş verdiğim birkaç aksesuar tarzı şeyler var. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Biraz da hani eğlenmişsinizdir umarım bu saat. Eğer siz de internetten alışveriş yapmayı çok seviyorsanız. Ben de çok seven biriyim. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonrakilere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.